Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla maveraya başlıyoruz değerli izleyicilerimiz. Yaşadığımız hayatı anlamaya çalışıyoruz, sorgulamaya çalışıyoruz ve o hayat içindeki her halimizi ayrı ayrı anlamaya çalışıyoruz. Şu anda bizi takip etmekte olan, izlemekte olan değerli izleyicilerimiz, dostlarımız arasında belki o yaşadığımız hayatın bir sayfası olarak gurbeti yaşayanlar vardır. Yalnızlık hissini yaşayanlar vardır. Sevdiklerinden uzakta olanlar vardır. Hasbel kader içerisinde bulunduğu durum dolayısıyla gerçekten etrafında kimsesi olmayıp yalnız yaşamak durumunda olanlar vardır. Veya her birimiz hayatımızın bazı dönemlerinde bu gurbet hissini şartlar dolayısıyla hasbel kader yaşarız. Her birimiz Yalnızlık durumuyla zaman zaman karşı karşıya kalırız. Her birimiz için geçerlidir bu gurbet ve yalnızlık. Bu iki durum beraberinde hüzün halini taşır. Gurbet ve yalnızlık hüzünle beraber gelir. O yüzden gurbetin ve yalnızlığın hüznünden bahsederiz. Böyle zamanlarda değerli dostlarımız İnsanın kalbi daha hassaslaşır, duyguları daha incelir. Çoğu zaman bu gurbeti, yalnızlığı, bir gönül burukluğu içerisinde onun eşliğinde yaşar. Bugünkü programımız, bugünkü maveramız bu hali yaşayanlar için özellikle manevi teselliler sunmak niyetiyle huzurlarınızda bulunuyor. Gurbet hissini yaşayanlar, yalnızlık hüznünü yaşayanlar için moral kaynağı olacak. Beş önemli hatırlatmamız olacak bugün programımızda. Ve az önce ifade ettiğim gibi bu hali zaten her birimiz zaman zaman yaşıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz bu durumlara. İşte o zamanlarda bize destek olacak, o zamanlarda moral bulmamızı, manevi bir kalkan sığınak içine girmemizi sağlayacak. Beş hatırlatma Yapmak istiyoruz kendimize gurbet ve yalnızlık hüznü için. Bu beş hatırlatmanın birincisi değerli dostlarımız şu. Gurbet ve yalnızlık hüznü bir kalp eğitimidir. Ve bu eğitimi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri birçok peygamberine de yaşatmıştır. Yani sevdiği insanlara bunu yaşatmıştır kalbin eğitilmesi için, kalbin olgunlaşması için demek ki bu gerekiyordur. Necip Fazıl'ı hatırladım bir anda. Üstad Necip Fazıl'ın çok hoşuma giden bir şiiri var. Şiir yani denir mi bilmiyorum. Bir dizesi var diyelim iki mısradan oluşuyor. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor Üstad Necip Fazıl. Ölüm güzel şey Budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Allah sevdiği insanlara vermezdi eğer bu hüzün hali, gurbet hali, yalnızlık hali kötü olsaydı, kötü olsaydı Allah en sevdiklerine bunu vermezdi. Birkaç örnek düşünelim isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Çok meşhur biliyorsunuz. Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadıkları. İkisi de ayrı ayrı gurbet ve yalnızlık içinde. Sevdiklerinden uzak haldeler. Yakup aleyhisselam da Yusuf aleyhisselam da. Peygamber Efendimiz'i biliyoruz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de düşünürseniz bizim şu anda şikayet edebileceğimiz durumların çok daha ağırlarını yaşamış. Çok sevdiği çocukları. İnsanlar herhalde en çok etkileneceği durum budur çocuklarını toprağa vermek çok sevdiği çocukları bir tane iki tane değil birçoğu kendisi hayattayken ve çocuklar çocuk yaştayken diyarı gurbete daha doğrusu diyarı vuslata ama darı ahirete göçmüşler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu yaşamış. Allah yaşatmış yani bu hali. Mekke'yi terk etmek zorunda kaldığı zaman olmuş. Taif'e gittiğinde Taif'ten taşlanarak çıkarıldığı zaman olmuş. Diğer peygamber efendilerimiz için de bunlar geçerli. Veliler için, alimler için de geçerli. Allah sevdiği kullarına zaman zaman bu gurbet halini, yalnızlık halini yaşatmış. Çünkü bu hal bir kalp eğitimi. Kalbin tam olgunlaşması için gereken iksirlerden, ilaçlardan tabir caizse belki bir tanesi. İkinci bir nokta şu, beş hatırlatmamızın ikincisi şu. Gurbet ve yalnızlık hüznü insanı Rabbi ile birlikteliğe yönlendiren bir şefkat elidir. Yani insan etrafı kalabalık olduğu zaman, çevresinde bütün sevdikleri, dostları, ahbapları olduğu zaman düşünemeyeceği şeyleri, Yalnız kaldığında, gurbete düştüğünde düşünmeye başlar. Çevresi kalabalıkken sevdiklerinin arasındayken fark edemeyeceği hakikatleri yalnızken gurbete düştüğünde o zaman fark etmeye başlar. Bir eli yağda, bir eli baldayken hatırlayamayacaklarımızı veya unuttuklarımızı biz gurbet halindeyken, hüzün bize verilmiş haldeyken o zaman hatırlamaya başlarız. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde mealen buyruluyor ki kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize şah damarımızdan yakın olduğumuz ifade ediliyor. Ama insanlarla birlikteliğimiz dolayısıyla biz veya iş güç koşturmaca dolayısıyla diyelim daha doğru tabir olsun zaman zaman Allah'a olan ihtiyacımızı unutuyoruz. Allah'ın bize yakınlığını unutuyoruz. Ama hatırlamak durumundayız, unutuyoruz. Ne zaman hatırlıyoruz? İşte bazı bazı zamanlar, bazı sevdiklerimiz elimizden alındığında biz hatırlamaya başlıyoruz. Yani hüzün hali, gurbet hali insanı etrafında başka gidecek kimsesi olmayınca Allah'a yönelten bir şefkat eline dönüşmeye başlıyor. Ve insan gurbeti, yolculuğu, yalnızlığı hiç yaşamasa o zaman bir vehme kapılır. Bir vehimdir bu, bir yanılgı, bir vehme kapılır. Vehim şu, dünyada kendisini kararlı zanneder, kalıcı zannetmeye başlar. Dünyadan gidici olduğunu, dünyanın kendisinin olmadığını, avuçlarından kaymaya mahkum olduğunu unutmaya başlar. Dolayısıyla gurbet halini yaşamanın böyle de bir faydası var. İnsana asli makamını, şu dünyadayken aslında bulunduğu yerde sabit olmayacağını, kiracı olduğunu, yolcu olduğunu hatırlatma görevine sahip olur. Bahsettiğimiz hüzün, yalnızlık, gurbet hali. Bir üçüncü nokta hatırlatacağımız şu. Kesinlikle ve kesinlikle değerli izleyicilerimiz, Allah'a inanan insan hiçbir zaman yalnız kalmaz ve hiçbir yerde gurbette değildir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, İhtiyarlar Risalesi'nde şöyle ifade ediyor. Diyor ki, madem rahim bir halikimiz var, yani madem Merhamet kaynağı olan bir yaratıcımız var. Bizim için gurbet olamaz. Çok güzel bir söz bu. Madem rahim bir halikımız var, bizim için, yani ona inananlar için gurbet olamaz. Madem o var, Allah var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil hali ıssız dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla, Allah'ın kullarıyla dolu. Zi şuur olan ibadından başka, şuur sahibi olan kullarından başka, yani hayvanlar, melekler, insanlardan başka, onun nuruyla, onun hesabıyla taşı da, ağacı da birer muniz, Birer dost, birer cana yakın arkadaş hükmüne geçer ve lisanı halle bizimle konuşabilirler, bizi eğlendirebilirler. Her şey iman eden için her şey dosttur. Her şey arkadaştır, her şey yakındır. Her şey her şey. Şey, şey tabirinin altını çiziyorum. Melekler bizim dostumuzdur. Meleklerle sürekli aynı ortamları paylaşıyoruz. Onlar dolayısıyla da yalnız değiliz. Bu ayrı mesele. Bunun dışında dedi Bediüzzaman, artık taş da, toprak da, dağ da, çiçek de gördüğümüz kedi, tavuk, tavşan bunlar da her şey yani güneş, ay bunlar da bizim için birer dost olurlar. Bunlar da bizim için yoldaş olurlar. Bunlar da bizim için candaş olurlar. Niye? Çünkü onlar da bizim gibi Allah'a kulluk eden varlıklardır. Aramızda bağ var yani. Bizim güneşimiz o. Bizim. Yabancı değil yahu. Bizim güneşimiz. Niye? Ben de kulluk ediyorum. Ben de namaz kılıyorum. Güneş de kendi halinde, kendi dilinde Allah'a kulluk ediyor. Rabbinin kendisine verdiği emrin hiçbir zaman dışına çıkmıyor. Bulut gördüm. Bizim bulut bu. Bizim. Niye? Çünkü biz onunla ortak bir role, göreve sahibiz. Ben de kulum, o da kul. Ben de namaz kılıyorum, o da kendine göre kendi namazını kılıyor. Belki onun namaz kılması yağmur indirmesidir. Rüzgarların salınımıyla üzerimize tonlarca ağırlığıyla gelmesi kavuşmasıdır. Kendi ibadetini yapıyor ve ibadette hiç gevşeklik göstermiyor. Tam vaktinde, tam olması gerektiği şekliyle Allah'a kulluk ediyor. Öyleyse Benimle o aynı Allah'ın kulları biz yakınız yani yabancı değil. Gördüğümüz her şey taş, toprak, çiçek, böcek her şey Allah'ın yarattığı sanat eserleri ve Allah'ın kulları olduğuna göre onlarla şu alem şenlenmiş, dolmuş biz yalnız değiliz. Bu yüzden diyor belki de Bediüzzaman madem bizim merhamet kaynağı olan bir yaratıcımız var, madem rahim bir halikamız var, o zaman bize gurbet yok. İnanan insana, Allah'a kulluk eden insana gurbet yok. Yalnızlık yok. Hep kavuşma var, hep çevremizde dostlar var, akrabalar var, tanıdıklar var. Bizimkiler var yani, yabancı yok. Bu çok önemli bir bilinç ve gerçek bu, gerçek. Bir başka nokta değerli izleyicilerimiz şu: Gurbet hüznünü yaşayan insanlara beş hatırlatmada bulunacağımızı ifade etmiştik. Dördüncü hatırlatmaya geçtim şu anda. Dördüncü hatırlatmamız da şu. Bu, bu durum ne kadar içinde güzellikler de barındırsa, ne kadar içinde bir olgunlaşma, bir eğitim de barındırsa, e, tabii insanın çok hoşuna giden bir durum değil. Şunu bilmekte fayda var. Bu durum bir sayfa. Birazdan başka sayfa açılacak. Geçecek yani, kalıcı değil. Bu kesin. Kesin. Bu durum bir mevsim. Nasıl Allah mevsimleri değiştiriyor? Biz sürekli kış mı yaşıyoruz? Yok, bazen yaz oluyor, bazen bahar oluyor. Aynı değiliz. Mevsimler böyle. Biz sürekli gece mi yaşıyoruz? Yok, gecenin arkasından güneş doğuyor, gündüz geliyor. Allah yaşadığımız durumları çeviriyor sürekli çeviriyor. Sayfaları bir kitapta çevirir gibi. Bu yaşadığımız gurbet hali, gurbet hissi de yalnızlığımız da kesin geçecek. Bir süreliğine biz bunu yaşıyoruz. Çünkü insan bunalıyor bazen bu durumlarda. Bunalmasının bir nedeni bunu kalıcı zannetmesi, her zaman bu benimle beraber olacak diye zannetmesi. Halbuki bu geçici. Geçecek. Nasıl geçecek? Ya insan gerçekten sevdiklerine kavuşacak ya kalbi Allah'ın meleklerin onunla birlikteliğine ısınacak, alışacak. Bunu artık idrak etmeye, anlamaya başlayacak. Ya da şu ayrılıklar dünyasından göçeceğiz ve sonsuz kavuşmalar diyarı olan ahiret alemine ulaşacağız. Yani bu yalnızlığımız içinde öldük diyelim. Mümkün mü bu? Ne zaman öleceğimiz belli değil. Bu yalnızlık, gurbet hali içinde öldük. Ölüm ölüm kavuşma demek. Bizim birçok programda vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Tanışmak istediğimiz birçok insan zaten bu tarafta değil öbür tarafta. Allah'a inanan, ahirete inanan, cennete layık bir kıvama ermek için de dünyada çalışan, yapması gerekenleri yapan, insan yani namaz kılan, farzlara dikkat eden, haramlardan olabildiğince kaçınan insan için ölüm nedir? ölüm ölüm ayrılık değil ki kavuşma dünyadayken gurbet yaşıyorsa öldü gurbetten kurtuldu artık demektir kavuştu Allah'a kavuştu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kavuştu daha önce belki öbür tarafa diğer aleme gönderdiği yakınlarına, dostlarına onlara kavuştu. Kavuşmadır yani ahiret. Ölüm bir kavuşmalar aleminin kapısıdır. Dolayısıyla her durumda illaki ve illaki bu gurbet Yalnızlık hüznü geçecek, bitecek bu kez. Ve beşincisi değerli izleyicilerimiz o da şu. Bu bu fırsat. Bu gurbetin, yalnızlığın içindeki fırsatı ifade ediyor. Fırsat. Fırsat nedir? Şudur. Gurbet ve yalnızlık hissi insanın kendisinden faydalanması, istifade etmesi gereken bir dua hazinesidir. Dua hazinesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki kalbiniz inceldiği zaman, duygularınız hassaslaştığı zaman dua etmeyi ganimet bilin. Ganimet. Çünkü insanın dualarının en çok makbul olduğu, en yana yakıla dua ettiği, en halis içten dua ettiği zamanlar genellikle gönlünün kırık olduğu, daha, daha doğru ifadeyle gönlünün hüşyar olduğu, hassas olduğu zamanlar. Hüzün insan gönlünü en çok hassaslaştıran hallerden bir tanesi. Gurbet hissi, yalnızlık hissi insan gönlünü rakik ediyor, inceltiyor. Peygamberimiz de diyor ki gönlün inceldi mi o zaman dua etmeyi ganimet bil. Demek ki bu zamanlar, gurbet zamanları, hüzün zamanları, yalnızlık zamanları Allah'a yaklaşmak için de, Allah'a dua etmek, ondan istemek için de büyük fırsatları taşıyor. Tam bir dua hazinesi, dua mevsimi bu zamanların içerisinde bulunuyor değerli dostlarımız. Yani bu zamanların geçmesini biz dileriz Allah'tan her zaman afiyet diliyoruz. Allah'ın güzel isimlerinden birisi nedir? Muafi. Afiyet diliyoruz Allah'tan. Ve Allah'tan afiyet dilemekle beraber bu elimizdeki durum, bu hüznümüz, gurbetimiz, yalnızlığımız geçmeden de bunu bir yandan değerlendirmekte fayda var sonucu ortaya çıkıyor. Yani yapabildiğimiz kadar dua etmekte fayda var. Çünkü bu zamanlar özel zamanlar. Bu zamanlar bizim için bir anlamda açılım zamanları. Allah doğru değerlendirmeyi nasip etsin. Allah doğru okumayı nasip etsin. Şikayet etmeden, isyan etmeden içindeki güzellikleri fark ederek doğru bir şekilde bu zamanları atlatabilmeyi nasip etsin diye o hüznümüzü, gurbetimizi, yalnızlığımızı Allah'a bizi yöneltecek istikamette kullanma duasıyla programımıza son veriyoruz. Efendim Mavera'da inşallah başka programlarda, başka zamanlarda yeniden sizleri bekliyoruz. Hem Dost Televizyonu'na hem Gülümseyen Radyonuz Dost FM'e aynı saatte bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın efendim.